soruyu çözemedim, yardım eder misin? Yetmiyor. Bu çek yetmiyor. Mutlaka bir yerden para bulmam lazım. Ay oğlum! Görmüyor musun? Çalışıyorum. Okul için hesap yapıyorum. Rahatsız etme beni. Sen okulu yaptıracaksın diye ben sınıfta kalacağım ama. Acaba kredi mi alsam? Hacer abla. Hacer abla, ödevimi de bana yardım etsene. Görmüyor musun Cemal? Boncuk diziyorum. E git söyle Sülbi ablan yapsın. Tabii ya, yatakta keyif çatıyorum. Pirinç ayıklıyorum, görmüyor musun? Ya! Sana işimiz var diyorum Cemal. Niye laftan anlamıyorsun? Hadi hadi kalk kalk kalk. Çabuk yukarı hadi. Ne oldu Kezban? Çırama bir sancı girdi. E yaşlılıktandır anacığım. Evde bir tane yaşlı kadın var. O da sensin Hayruş. Kimse benim ortadan yok olduğumun farkına bile varmamıştır. Evde var mıyım yok muyum belli değil. Yazık, ne kötü bir ailen varmış. Ne iş yapar sizinkiler? Annem köyün muhtarıdır. Varsa yoksa köyün dertleri. Aa, Kezboş sen burada mıydın? Ben de muhtarlığa sana bakmaya gitmiştim. Ne işin var evde? Sana ne? Müfettiş misin sen? Hem ne öyle süslü püslü dolaşıyorsun köy yerinde? Ayol sus da beni dinle, sana bir şey söyleyeceğim. Hayruş, ben senin pembe dizi aşk maceralarını dinleyemem. Ne de olsa evli barklı kadınım canım. Kezboş dinle. Cemal eve geldi mi? Cemal bu saatte okulda. Hem sen benim çocuklarımdan uzak dur. Onları sana posta güvercinleri gibi kullandırtmam ha. Aa Kezboş bir sus artık. Cemal evde yok, farkında değil misin? Ona bakmaya çıktım. Sağlık başladı sende. Cemal okulda diyorum, duymuyor mu? Cemal okuldaysa çantası önlüğü niye evde ha? Cemal okula falan gitmemiş Kezboşcuğum. Ne diyorsun kız? Cemal okulda değil mi yani? Senin bu oğlan evden kaçtı. Ne? Ne? Kayıp mı? He. Kaçırmış olmasınlar. Tövbe tövbe. Size söyleyen de kabahat. Felaket tellalar ne olacak? Heh. Kayıplar Bulunuyor programı soluk soluğa devam ediyor sevgili seyirciler. Eşkel Köyü muhtarı Kezban Pekmezci'nin oğlu Cemal Pekmezci o sabah, yani bu sabah bakkala gidiyorum diyerek evden çıktı. Ve bir daha da geri dönmedi. Cemal sabahtan beri yok. Şimdi kim bilir nerededir kuzum benim. Cemal'im aç mıdır açık mıdır? Anne. Cemal. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Anne yapma. Ölerim. Sakin ol. Ölerim. Ne olur dur. Anne. Cemal. Burhan abi. Cemal. Evet sevgili seyirciler. İyi misin? Cemal'i bulduk sevgili seyirciler. Cemal sapasağlam sevgili seyirciler. Neredeydin sen? Sevgili seyirciler. Ya da biliyor musun? Cemal yaşıyor. Biliyorum tabii. Oley! Arayışın ardından Cemal'i kasabanın dışında eski bir harabede bulduk sevgili seyirciler. İşte tam bir mutluluk hali sevgili seyirciler. Ben bilmiyordum ki nerede olduğunu. Cemal'cim kısaca düşüncelerini alabilir miyiz? Ya git be! Burhan! Kezban Hanım. Şu an sizden tek istediğim uzun bir istirahat. Yerinizden kalkmayın. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi akşamlar. Tekrar geçmiş olsun. Anne! Anneciğim geldim. Cemal! Anneciğim! Neredesin? Sen benim bir tanemsin canım annem. Canım benim. Doktor iyileştim ben. İyileştim doktor. İlacım geldi. Doktor bey. İlacım, bir dakika doktor ilacım bey. İlacım geldi. İlacım geldi. Doktor bey. Doktor efendim. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Kezban Hanım iyi olsun yeter. Yalnız. Bir şey mi vardı doktor bey? Kezban Hanım ayağa kalkacak duruma geldikten sonra bir hastaneye getirin. Tam bir kontrolden geçirelim. Çünkü göğsündeki ağrı pek normal değil. Ne diyorsunuz doktor bey? Ne
Bir kere de yem bu oğlum be. Fazla konuşmalım, işine bak sen. Sürekli yenilen pehlivanın dramı. Bu sinemalarda. Kolay gelsin. Hayrola Kezban yenge böyle sabah sabah? Hayırdır Saffet, hayırdır. Herkes beni dinlesin. Şimdi buradan kalkıp hep beraber çakıl tarlaya okulun temelini gazmaya gidiyoruz. Benim gazmam yok ki. Çuram var. Bir işe yararsa getireyim mi? Burada zar sallayacağına. Bir kere de okul için iki tane gazma salla Bekir. Yapma be Kezban yenge. Bu soğukta temel gazmaya mı gidilir? Okulun her tarafı dökülüyor. Tahmin edilecek yeri kalmamış. Siz burayı amele pazarı mı sandınız bayan pekmezci? Konuş Simetri. Köylüyü amele gibi kullanmaktan hakkınızda soruşturma. Okul içinse ameleler varım Kezban yenge. Eferin neler cep. Ne diyor lan bu? Bu delikanlı olmadınız değil mi? He? Hayatınızda bir kere bir işe yarayacaksınız. Çok mu? Yazıklar olsun size. Ben kendime yapıyorum değil mi bu okulu? Sizin çoluğunuz çocuğunuz okuyacak bu okulda. Size yaptığım hizmetler haram olsun. Ne haliniz varsa görün değil mi? Püh! Ben daha fazla dayanamayacağım Bay Bekir. Ben şikayet dilekçesini yazıp kaymakamlığa postalıyorum. Yaz Simet. Ben de aza olarak imzamı atarım he. Ne oluyor ya? Köylüyü amele gibi kullanmak neymiş anlasın. Müfettiş istiyorum. Ben de. Neyin var Sülbiyem? Gözlerin parlıyor yine. Seni gördüm diyedir kahramanım. Cemal'i bulup eve getirince anam seni kahraman ilan etti biliyor musun? Akşama gelip istesinler dedi mi? Nerede? Ama bu sabah Hacer kahve falıma baktı. Dur tahmin edeyim ne dediğini. Be güzel kız, sevdiğinle arana girmiş kötü bir kadın var. Bu kadın ailene çok yakındır. Hatta aileden biri bile olabilir. Yani o kadar yakındır ki isminin baş harfi K mı desem yoksa yumuşak G mi? Sus Burhan. Falımda kalabalık çıktı. Böyle öbek öbek insanlar toplanmış. Yani böyle düğün kalabalığı gibi. Ciddi misin? Evet Burhan. Böyle cümbür cemaat herkes bizim düğünümüz için toplanmış. Hacer tam tarihi verdiyse davetiyeleri bastıralım. 3 gün mü desem, 3 ay mı desem? 3 yıl mı desem, 300 yıl mı desem? Üf, sana da bir şey anlatılmıyor Burhan. Buna da şükür. Fallarda bile düğünümüz çıktıysa muradımıza erdik sayılır. 9 ay 15 gün sonra tekrar fal baktıralım. Bakalım çocuğumuz erkek mi olmuş kız mı? Ne dersin? Hadi Kezban'ım vazgeç şu işten. Ne olur eve gidelim. Bu okulun temelini kazmadan şuradan şuraya gitmem Salim. Ben sonuna kadar yanındayım Kezban yenge. Aferin lan Ercep. Bu köyün tek delikanlısı sensin. Teşekkür ederim. Ya saçmalama Kezban'ım ne olursun. 3 kişiyle bu okul kazılır mı? Bu kış bu okul bitecek Salim. Gerekirse tek başıma ben kazanırım. Kezban. Kezban. Kezban'ım iyi misin Kezban'ım? Kahveden sinirle çıkınca dayanamadı bünyesi, düşüp bayıldı. Ne yapacağımı şaşırdım ben de. Kaç kere söyledim bu kadar sinirlenme Kezboş diye. Ama dinleyen kim? Tez canlı işte. Kafasına koydu ya. Kimse onu yolundan çeviremez. Tamam okulu yapsın ama insan sağlığına dikkat etmez mi? Çoluk çocuğu düşünmez mi? Ya. Ateşi de var. Hayruş. Geçen akşam doktor gelmişti ya. Bir hastaneye götürün de gösterin demişti. Ne? Şimdi mi söylüyorsun bunu enişte? Dinletemedim lafımı. Bilmiyor musun Kezban'ı? Nuh der peygamber demez. Yok yok bu böyle olmayacak. Hastaneye gidiyoruz enişte. Sen hemen git bir taksi bul hadi. Hay hay gidiyorum. Çabuk. Hayır gitmiyorum. Gidiyoruz enişte ya ne duruyorsun hadi git. Tamam tamam gidiyorum. Dur. Bir yere gitmiyorum ben. İyileştim ben. Ama bu kadın beni Kolonya ile yeniden bayıltmaya çalışıyor. Dur Allah aşkına. Zaten yeterince kendini harap ettin. Ay enişte ne duruyorsun tamam. Ya? Tamam. Şimdi de dinlemiyorum. Onu da dinlemiyorum. Hemen gidiyorum. Hadi yürü. Hemen gidiyorum. Allah Allah. Merak etme.
Allah'ın, git artık, bir gören olacak. Biraz daha yürüseydik. El ele yürüyelim istersen. Olur, bana uyar. Saçmalama Burhan. Sen burayı büyük şehir mi sandın, köy yerinde? Ne var ya? Zülbiye! Eyvah baba. 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 Niye öyle bakıyorsun? Ayıp ayıp. Senin gibi kızım olmaz olsaydı. Ben bir şey yapmadım ama baba. Eve bırakıyordum Salim amca. Annen evde hasta yatıyor. Sen burada gönlünü eğlendiriyorsun değil mi? Ne? Anneme ne oldu? Anneni acilen hastaneye götürmemiz lazım. Anneme ne oldu? Neyi var baba? Bilmiyorum. Yolda gelirken düşüp bayıldı. Sen şimdi doğru eve git. Ben şuradan bir araba alıp tamam, geleceğim. Tamam baba, tamam. Salim amca, benim arkadaşın arabası var, onu alalım. Hadi yürü, yürü hadi. Kolay gelsin Hamide teyze. Yine kapıyı açık unutmuşsun. Burhan'ın için geldiysen o çıktı. Yok, dünyanın en güzel kaynanası için geldim. Kız, senin kaynanan mı var? Niye haberim yok? Yasal değil, manevi kaynanam. Yani sen. Bak sana ne aldım. Bunları bana mı aldın? Hı-hı. Sen de benim manevi gelinimsin. Ne yapacağım bu makyaj takımını? E ne yapacağız, var mı? Sana makyaj yapacağız Hamide teyze. Hadi yap kız. Ay. Ne oldu Cemile? Yüzünde bir sivilce var. Amani! Yüksek yüksek tepelere. Ay dur Recep, kalbin duracak, bir sakin ol, ne oldu? Olamam acarım. Ne oldu, aşkını mı ilan edeceksin yine? Yoksa benden vaz mı geçtin? Senden vazgeçmem acarım. Biliyoruz biliyoruz, ne diyeceksen söyle, ne oldu? Ay, ne oluyor Recep, çatlatma insanı. Sana bir şey diyeceğim ama izin ver, tamam mı? Delirtme insanı, söyle ne oldu? Kezban yenge. Ne olmuş ona mı? Bilmem, bir de böyle yolda yürürken kucağıma düştüm, bayıldı. Ana. Ana! Hacer'im! Hacer'im! Hacer! Ah anneciğim, neler oldu sana böyle? Yok bir şeyim yavrum. Kalkarım ben biraz sonra. Kalkacaksın tabii anneciğim, kalkacaksın. Üşüttüm ben, üşüttüm. Yok bir şey. Eski toprağım ben. Kolay kolay bana bir şey olmaz. O yüzden düşüp bayılıyorsun değil mi hanımefendi? İtiraz istemiyorum. Bak Kezboş Hanım, hastaneye gideceğiz, o kadar. Turp gibiyim ben, hastaneye gitmeme gerek yok. Olsun anneciğim, yine de kontrol olmanda fayda var. Ne o kız? Giysilerin canım. Sen beni bu evden atmaya karar verdin galiba Hayruş Hanım. He? Aşk olsun Kezboş. Canım, doktor yatacaksın derse kepaze olmayalım diye. Ha, araba da geldi işte. Hadi, hadi anneciğim. Hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi, hadi çabuk. Kardeşlerin sana emanet Sülbiye. Sen merak etme. Cemal'e de iyi bakın. Ona yokluğumu hissettirmeyin. Tamam. Tamam. Canım kızım benim. Sülbiye. Anneciğim sus. Sus ne hadi olur. Hadi Sülbiye. Sana çok haksızlık ettim, biliyorum Sülbiye. Anne ne olur sus. Hadi Kezban'ım, gidelim artık. Ana! Kezban yenge! Ana! Ana! Hacım. Ne oldu sana, neyin var? Hiçbir şeyim yok yavrum. Hastaneye gidip muayene olacağım. Hastaneye mi? Hayruş teyze. Abla. Ama yeter. Sizi gören de cenazemi kaldırıyorlar sanacak. Bir şeyim yok, iyiyim. Ana, İyiyim kızım. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Ayın Hacer. Kızım bırak anneni. Akşam buradayız, merak etme sen. Hadi anne. Ağlama Hacer'im. İyiyim ben, merak etme yavrum. Hadi yavrum. Hadi Allah'a ısmarladık. Anneciğim.
Burhan. Tamam. Ona gözüm gibi bakarım. Al bakalım. Balla sunalım, ben ne yapayım? Vallahi bu oyunda hiç acımam yoktur Avni. Yok ya. Hatırlat da bir ara kız tavlası oynayalım istersen, ne dersin? Belki onda yener. Oğlum bak, risk yapma. Oturun lan oturduğunuz yerde. Ne oluyor lan? Oturun be. Ne diyorsun lan? Oturun adam gibi. Allah Allah. Merhabalar. Neler oluyor? Gel lan bir daha önce. Gel otur oğlum. Şöyle otur. Simetri. Dilekçeyi yolladım. Birkaç güne kalmaz müfettişler burada olur. Yakında Kezban'dan kurtuluyoruz. Aferin lan Simetri. Aferin. Kezban'ı görevinden alsınlar, seni bando şef yapacağım. Al işte. Bekir amca. Sen muhtar olunca benim şu film işlerini de unutmazsın değil mi? Yok canım, hiç unutur muyum? Sen için Nicole Kidman davet edeceğim. Daha neler. Bak ondan bahsederken gelinim diyeceksin ha. De get lan. Şu yarışmada bir birinci seçilirsem var ya, görün bakalım o zaman neler yapacağım ama. Ne oluyor? Oho, siz burada gülüp eğlenin. Ne oldu lan? Kezban yenge. Hastaneye kaldırdılar. Ne? Niye? Düştü bayıldı. Çocuklar için okul yaptıracağım diye düştü bayıldı. Ya bizim ne suçumuz var Ece? Evet. Hepiniz suçlusunuz. Durum o kadar ciddi ha Ercep. Keşke o kadar üstüne varmasaydık. Demir Hanım. Haklısın. Biraz fazla sinirlendirdik galiba Kezban Hanım'ı. O sizin için can çekilsin. Siz burada keyfinize bakın. Sanki başka köy çocuklarına okul yaptıracaktı. Utanın, utanın. Yaptıklarınızdan. Simetri. Dilekçe gitmiş midir he? Ulan Simetri. Yine gaza getirdin, yaktın beni. Buyur. Abi teyze ilmiş. Ne oluyor aga? Ne oluyor? Ne alıyor? Ne? Ben öldüm Bekir'im, ben öldüm. Ne oldu kız? Yine mi delilendin? He? Yüzüme bak Bekir'im. Ne varmış yüzünde? He? Bir değişiklik görüyor musun? Yok. 40 senedir gördüğüm aynı surat. Şuraya bak şuraya. Bir şey fark ettin mi? He. Karışık. Allah'ım, ben de talihsiz bir kadınım. Yüzümde koskoca bir sivilce var, kocam görmüyor. Burada sivilce çıktı Bekir'im, sivilce. Tövbe yarabbim, tövbe. Sen bunun için mi arıyorsun kız? Hemen estetik çekelim. Bunu lazerle aldıralım. Kezban yengenin yerinde olsaydın ne yapacaktın he? Onda da mı sivilce çıkmış? Hamide'ye iç haline şükret. Kezban yengenin hastalığı çok ciddiymiş. Niye bana öyle bakıyorsunuz? Başka bir şey ister misin Cemal? Ha? Annem olmadığı zamanlar kafamı vurmak için elini kaldırırdın Hacer abla. Oysa şimdi okşuyorsun. Sen benim canım kardeşimsin Cemal'im. Ben sana hiç kıyar mıyım? Hacer ablamın nesi var? Yok bir şey canım kardeşim. Sen yemeğini yemeye bak. Bak sen de başıma okşuyorsun. Anneme bir şey mi oldu yoksa?
Onu da nereden çıkardın? Çok şükür annemiz çok iyi. Hiçbir şey yok. Sen üzülme, tamam mı? Ama siz ağlıyorsunuz. Sus Cemal, sus. Sus. Annemi istiyorum. Gel Kezban. Ana! Kuzum. Kınalı kuzum. Anacığım. Zülfiye. Hadi hadi kızlar, evde konuşuruz. Kezban zor ayakta duruyor, hadi. Hayroş, kızlarımla arama girme. Ay tamam, sen nasıl istersen. Hadi anne. Burhan, oğlum sağ ol. Geçmiş olsun Kezban yenge. Sağ ol oğlum. Gel hadi. Hadi bakalım. Hadi enişte. Hoşça kal. Güle güle Hayruş teyze. Allah senden razı olsun oğlum. Ne demek Salim amca? Ne yaptım ki? Vallahi sen olmasaydın o hastane kuyruklarında ben de hasta olmuştum. Tahlil sonuçlarını almaya da beraber gideriz. Gideriz, gideriz de oğlum. Kötü bir şey çıkarsa diye çok korkuyorum. Doktorun söylediklerini biliyorsun. Kezban olmadan ben nasıl yaşarım? Aklına kötü şeyler getirme Salim amca. Kezban yenge bunu da atlatacaktır. Doğru. Hadi güle güle. Kızlar sakin olun, anlatacağım. Teyze hoş bizden gizleme, o bizim annemiz. Teyze hoş, bize kimse bir şey söylemiyor. Bakın ikiniz de olgun çocuklarsınız. Şimdi sakin olup beni dinleyin, tamam mı? Kızlar, annenizin durumu pek iyi değil. Ne demek istiyorsun teyze? Açık konuş. Kezban'ın göğsünde bir kitle bulundu. Doktor göğüs kanserinden şüpheleniyor. Ne? Kanser mi? Şşt, susun. Zaten kadın şok geçiriyor. Teyze hoş. Ne olur anneme bir şey olmasın. Sus yavrum. Cahil cahil konuşma. Sus. Her kitle kötü huylu olacak diye bir şey yok ki. Mamografi çekildi. O ne demek teyze? Göğüs filmi. Filmde kitle oldu, ortaya çıktı. Teyze hoş. Annem ölmeyecek değil mi? Ne olur söyle. Allah korusun. Daha hiçbir şey belli değil. Yani biyopsi yaptılar. Sonuçlar da iki güne kadar belli olacak. Çok korkuyorum teyze hoş. Bu iki gün nasıl geçer? Kızlar, kanseri yenmenin en iyi yolu erken teşhis. Şimdi anneniz ne isterse yapın. Bir dediğini iki etmeyin, tamam mı? Tamam.
Tamam teyze, sen merak etme. Teyze hoş. Sizle kavga etmeyin ne olur. Bırak ona derse desin, tamam mı? Ne kavgası be kızım. Kezban'ım öyle hastane odalarında suskun görünce mahvoldum. O sizin annenizse benim de öz be öz kardeşim. Siz benim canlarımsınız. Kezban'ım, ilacını getirdim. Ağrın var mı? Göğsüm sancıyor biraz. Ben şimdi sana nane limon kaynatayım geleyim, tamam mı? Anne neden ilaç içiyorsun? Hasta mı oldun? Yok bir şeyim. Biraz başım ağrıyor. Ağrı kesici aldım. Anne ya dün gece sen evde yoksun diye çok korktum. Uyuyamadım. Tamam Kınalı kuzum. Topacım bu gece benimle yatarsın. Anne dün akşam Hacer ablamı gezmeye götürmediniz diye çocuk gibi ağladı. Hacer bu oğlum. Ağlar ağlar durur işte. Söyle bakalım. Sen eziyet yaptın mı ablalarına? Ben hiç ağlamadım. Hem ben artık büyüdüm değil mi anne? Büyükler ağlamaz. Tabii oğlum. Daha da büyüyeceğim. Okullar bitireceğim. Üniversiteye gideceğine söz ver bakayım bana. Üniversite ne demek anne? En son okul. Büyüyünce üniversiteye gideceğim. Kocaman adam olacağım. Anne doktor olmak için en son okula gitmem lazım mı? Tabii oğlum. İyi o zaman. Ben en son okula gidip doktor olacağım. Sana ben bakacağım anne. Hoş geldin Burhan'ım. Ben de seni bekliyordum. Kezban'ın durumu nasıl merak ettim de. Durumu hiç iyi değil anne. Doktorlar kanserden şüpheleniyorlar. Ne? Kanser mi? Çabuk beni de hastaneye götür Burhan'ım. Seni mi? Neden? Sen de mi hastasın yoksa? Sana acı haberi vermek istemezdim ama. Anan çok hasta Burhan'ım. Şuraya bak. Ne varmış orada dur bakayım. Ufacık bir sivilce. Hepsi bu. Ufacık mı? Bu cilt kanserinin belirtisi olabilirmiş Burhan'ım. Gazetede okumuştum. Ya aman be ana of. Sen de her şeyi büyütürsün. Babasının oğlu ne olacak? Baba, annem yine bir şeyler söyledi ama ben ne söylediğini anlamadım. Sen bırak o çatlağı da Kezban anlat. He? Çok hasta baba. Hı? Göğüs kanserinden şüpheleniyorlar. Hı. Testler yapıldı. Göğüs kanseri mi? Yemeği istiyor. Söyle onu yapayım ha? Canım zehirli mantar yemek istiyor Sülbiye. Git başımdan. İştahım yok benim. Kezban. Hmm. Seni televizyonda odaya götüreyim mi ha? Canın sıkılmasın. Televizyona ne gerek var canım? Evde Türk filmi çeviriyoruz. Başrollerde de kötü kadın Hayruş. Ay Kezboş. Yani her zamanki gibi beni şımartıyorsun canım kardeşim. Kezboş kalkma doktor dinleneceksin. Kendini yormayacaksın dedi be yavrum. Gardiyan Hayruş konuştu. Canım ne isterse onu yaparım. Kimse karışmasın bana canım. Ana. Hmm. Canın ne istiyorsa söyle biz yapalım ha. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Gidin beni yalnız bırakın. Aa! Hemen öyle kendini salma canım. Biraz toparlan. Sen kuvvetli kadınsın. Heh. 40 yılda bir doğru bir laf ettin be Hayruş. Ben en iyisi işimin başına gideyim. Ana. Köylüm benden hizmet bekler.
Ben gidiyorum. Ana dur. Ana ne yapıyorsun? Ana. Ay otur ben otur. Giderim. Ölsem de görev başında. Ana. Ayol seni duyan da Mehmetçik zannedecek. Cepheye mi gidiyorsun be kızım? Aman be. Ana nereye? Ana. Ana. Kezban. Ana. Ana. Kezban. Ana. Canım. Ay. Ana. Hepimiz büyük ayıp ettik galiba. Ne ayıbı be? Eşeklik ettik oğlum, eşeklik. Fazla ileri gittik galiba değil mi? Galiba. Galiba mı? Galibaymış. Kızar, bağırır, çağırır ama sonunda gönül almasını iyi bilirdi. Aklınız başınıza şimdi mi geldi? Çocukları düşündüğü için o okulu yaptırmaya çalışıyordu. Saffet, sen onun sayesinde film çektin. Ama siz kıskançlığınızdan Kezban Yenge'ye hep karşı oldunuz. Şimdi ölümle pençeleşiyorum. Doğru diyorsun galiba, değil mi? Galiba. Kezban Yenge'nin ihtiyacı olan tek şey moral. Evet, düşünün bakalım. Kezban Yenge'yi en çok mutlu edecek şey ne? Burhan, oğlum ne yaparsan yap o kadın mutlu olmaz. Şimdi bütün aksiliği üstündedir, değil mi? Evet. Ya yine de bir şeyler yapmalıyız ama ne? Hala anlamadınız değil mi? Burhan, ne işin var burada? Kezban yengeyi almaya geldim. Niye? Ona bir sürprizim var. Ne sürprizi Burhan? Anam ölümle pençeleşiyor. Sülbiye, annenin moralini düzeltmek için ona bir sürpriz hazırladık. Ama o çok hasta, bir yere gelemez. Ben de çok üzgünüm Sülbiye. Elimizden ne geliyorsa onun için yapacağız. Çok korkuyorum Burhan. Anama bir şey olacak diye çok korkuyorum. Üzülme. Hadi bırak onunla konuşayım. En azından köylünün de onun yanında olduğunu bilsin. İyi, peki. İyi oluyorum yavrum, bak toparlandım. Ya yol baksana süslendi bile. Ay canım hoş geldin. Burhan. Anne, Burhan'ın sana diyecekleri varmış. Kadın hasta ya. Ayol. Anamı yoracaksan hiçbir şey söyleme. Çekil git. Hacer. Sen sussana. Bana sen ne? Sus kızım. Ne diyecektin Burhan? Seni almaya geldim Kezban yenge. Köy halkının sana bir sürprizi var. Burhancığım, Kezban hasta. Evden çıkması yasak evladım. Kezban hasta Burhan. Hiçbir yere salmam. Ne oluyor size? Hasta olan sizsiniz. Bana kimse karışamaz. Ama doktor. Başlatma şimdi doktorundan. Geliyor musun Kezban yenge? Ayol gidemez diyorum, anlamıyor musun çocuğum? Susun ya. Karışmayın bana. Ben aklı vicdanı hür bir kadınım. Aa, tabii vicdanını anlıyorum da aklın hakikaten hür yani. Beni anlamıyorsunuz değil mi? Zaten anlamanızı da beklemiyorum. Hadi Burhan gidelim ya. Aa, vallahi ben de geliyorum. Bir yere hadi bırakmam. Ayol hasta, ayaklandı gidiyor. Ya beni de bekle Kezban. Nereye gidiyoruz Burhan? Kezban yengenin çok sevdiği bir yere. Ama bak çok uzaktaysa hemen geri dönelim. Kezban çok yorgun, yorulmaması lazım. Sen de hemşire kesildin başıma ha. Burhan, köyde her yer tertemiz. Temizlik şirketinden birilerini mi çağırdınız? Yok Kezban yenge. Herkes kendi evinin önünü süpürünce köy tertemiz oldu. Aferin benim köylüme. Burhan, az önce kahveyi gördüm bomboştu. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Köyde her şey yolunda. Hem de fazlasıyla. İyi. Çok yerinde bir dakika. Geldi. Aman. Okulun temelini kazıyorlar. Artık ölsem de gözüm açık gitmeyecek. Aman Kezban yenge, o ne biçim söz öyle? Ulan hep senin başının altından çıkıyor değil mi bunlar? Ne yaptım ki? Önemli olan okulun yapılacak olması. Burhan,
Bu akşam annenleri al bize gel. Niye ki? Sülbiye'yi istemeye. Ciddi mi söylüyorsun? He. Ay ay ay. Acarım. Okul yapılınca öğretmen olacağını sandın. Hayır, Burhan artık benim damadım olacak. Damadım. Ne? Nenesi? 3 günlük ömrüm kaldı. Kızımın mürvetini görmeden mi öleceğim yani? Altın kalpli, yufka yürekli kardeşim benim. Ah fırsatçı Burhan ah. Kezban yengenin hastalığını bahan edip sülüyeye kaptın lan. Avni, bugün derslere başlanacak. Sen kahveye gelmiyor musun? Bu akşam ders yok Cemile. Kezban yenge Sülbiye'yi Burhan'la evlendiriyor. Ne? Hı. Benle dalga geçme yoksa fena yaparım. Sahi mi Avni? Burhan gerçekten Sülbiye'yle evleniyor mu? Hı. Ne olacak şimdi? Hemen bir şeyler düşünmeliyiz Avni. Bu evliliği engellemeliyiz. Ben çok kötüyüm Cemile. Bir şey düşünecek halim yok. Kalbimden yaralıyım. Burhan bunu bana nasıl yaparsın? Seni asla unutmayacağız. Hep kalbimizde yaşayacaksın. Oldu olacak Kezbanlar ölmez diye bağırsaydın bari he? Otur şuraya kadın gel. Kapa çeneni. Ben ne dedim kime kirim? Kadın şuraya gel. Toparla kendini kızım. Bugün senin en mutlu günün. Annem bu durumdayken ya ben nasıl evlenirim? İyi de seni annem evlendiriyor unutma. Ben evlenmek istemiyorum Hacer. İstemiyorum. Seni anlıyorum abla tamam. Bu annemizin son isteği ama onu kırabilecek misin? Annemin beni Burhan'la evlendireceğini rüyamda görseydim inanmazdım. Aa bırak artık söylenmeyi. Hadi kahveleri götür. Bak herkes seni bekliyor. Bak şşt. Tuzlu olanı bu tamam mı? Bunu Burhan'a vereceğim. Tamam. Hadi unutmam. Hadi hadi yürü. Buyurun. Sağ ol kızım. Sağ ol kızım. Anneciğim. Eline sağlık kızım. Kahve çok güzel olmuş. Ne biçim kahve bunun içinde tuz var. Ver baba ver. Çok güzel olmuş Sülbiye. Abla bu seni gerçekten çok seviyor. Hadi ama curacıların Bekir'i. İsteyeceksen iste. Bak vazgeçeceğim ha. Sayın muhtarım Kezban yenge. Ziyaret misin sebebi? Sadede gel Bekir. Kezban zaten çok yorgun ama. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızını Sülbiye'yi oğlumuz Burhan'a istiyoruz. Ne düşünüyorsun Kezban'ım? Seni düşünüyorum Bekir. Ben yanındayım ya. Beni ne zaman babamdan isteyeceksin Bekir? En kısa zamanda. Ya babam beni sana vermezse? O zaman kaçarız Kezban'ım. Kimsenin bizi görmeyeceği, tanımayacağı bir yere kaçarız. Ömrümüzün sonuna kadar orada mutlu mesut yaşarız. Sen, ben, çocuklarımız.
Ay hadi Kezboş, verdim gitti desene ayol. Aa. Versen mi vermesen mi? Beynim verme diyor. Ama yüreğim ver diyor. Aa. Hangisinin sesini dinlesem acaba? Yüreğinin sesini dinle Kezban. Vermeyecek. İyi. Öyleyse verdim gitti. Hadi kız. Amcaoğlu. Rüya mı görüyorum, benim içimlik desene. Ah! Burhan. Hadi öp ananın babanın elini. Maşallah oğlum. Maşallah, maşallah. Bu işi fazla uzatmayalım. Benim halim ortada. Ama anne. Artık oyun oynamayı bırakın kızım. Ben senin mürüvvetini görmek istiyorum. Yoksa gözlerim açık gidecek. O yüzden hemen Yıldırım nikahıyla evleneceksiniz. Sen nasıl istersen anne. Hadi öp ellerimi kızım. Ya Kezban yenge, keşke kameramı yanımda getirseydim ya. Bu anı ölümsüzleştirirdik. İyi olurdu Saffet. Canım. Ben gittikten sonra bol bol seyreder, beni anardınız. Aman Allah korusun. Ana. Ne olur böyle konuşma. Bizi bırakıp gitmeyeceksin değil mi? Biz sensiz ne yaparız sonra? Ay yeter ama. Saffet! Hadi gidelim Avni. Evde yok galiba. Nereye gidecek kızım ya? Evde de nerede olacak? Saffet! Uyan lan, akşam oldu. Ne oluyor ya, sabah sabah yangın mı var? Yangın var ya. İkimiz de yanıyoruz Saffet. Kurtar bizi ne olur. Saat kaç? Saat 7:30. Ben daha uyuyacağım ya. Gidin yarım saat sonra gelin. Sonra mı? Saçmalama Saffet. Yine ayakkabılarınıza girmişsiniz ya. Çıkartırız Saffet. Bize yardım etmen lazım lütfen. Yine ne oldu? Kezban yenge Sülbiye'yi Burhan'a verdi. Evet. Sizin gibi uyuzlara verecek değildi ya. Dün gece ben de oradaydım. Resmen Sülbiye'yi Burhan'a verdiler. Hadi ya. Ben Burhan'sız yaşayamam. Ben de Sülbiye'siz yaşayamam. Dün akşam söz kestiler. Siz bu işi unutun artık. Sende senaryolar vardır Safi. Bu evliliğe engel olmamız lazım. Onlar evlenirse biz ölürüz. Ölün lan. Tohumunuza para mı saydım? İki gencin kahrolmasına seyirci kalamazsın Safi. Daha çok genciz. Muradımıza ermeden ölürsek vicdanın sızlamayacak mı? Sizinle daha fazla uğraşamam. Uykum var benim. Ben yatmaya gidiyorum. Çıkarken kapıyı kapatırsınız. Senin yüzünden. Ben Burhan'la evlenmeyeceğim Hacer. Anneme ne diyeceksin? Bu onun son arzusu. Bunu yapamam Hacer. Annem ölüm döşeğindeyken ben nasıl evlenirim? Allah korusun ona bir şey olursa sana, Cemal'ime kim bakar sonra? Abla. Ne oldu canım kardeşim? Annemin nesi var? Yok bir şey canım. Sen nereden çıkardın bunu? Cemal, sana derslerinde yardım edeyim mi? İstemem. Annem niye hep yatıyor? Hep ilaç alıyor. Yok bir şey Cemal. Birazcık üşüttü. Hepsi bu. Yakında geçer. Bana yalan söylüyorsunuz. Annem ölecek değil mi? Ağzından yalasın Cemal. O nasıl söz öyle? Annemin çok hasta olduğunu biliyorum. Ya sen bunları nereden çıkarıyorsun? Okuldaki çocuklar söyledi. Evde anneleri konuşurken duymuşlar. Abla ne olur annem ölmesin. Bir şeyler yapın. Annem ölmesin. Onu çok seviyorum. Annem ölmesin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Herkese benden bir çay. Ne oldu Bekir? Milli piyango mu çıktı yoksa? Yok, Burhan'a veriyoruz da onun şerefine.
Allah bir yastıkta kocasın artık. Sağ ol, teşekkür ederim. darısı tüm bekarların gel başına. Gel seni ben öpeyim Burhan. Burhan, tebrik ederim. Kezban yengeden hacı arım istesen bana da verin. Sen bir isteyeceğim. Belki verin. He? Doğru mu diyorsun Bekir anne? Şaka yapıyor Ercim. Sen babama bakma. Sen beni kıskanıyorsun bacana. Bekir annem doğru söyle değil mi? He. Allah! Buyur. Hacarım! Bekle beni! Seni istemeye geliyorum! Deli! Otur aslan oğlum, otur. Sen Kezban'a dua et. Hasta olmasaydı zor verirdi kızı sana. Bana bak Salih. Artık akraba sayılırız. Ben gılıbık dönür istemem ona göre. Heh. Sen dua et. Burhan size çekmemiş. Yoksa şu halinle sana kız vermezdim. Baba. Salim amca. Nereye? Bir çayımızı iç. Yani baba diyecektim. Sağ olasın oğlum. Ben içtim. Gidip muhtarlığı açayım. İki gündür kapalı biliyorsun. Tekrar büyük geçmiş olsun Salim. Sağ ol Simetri. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun arkadaşlar. Bekir. Şu şikayet dilekçesi bir türlü aklımdan çıkmıyor. Keşke vermeseydik ha. Şikayet dilekçesi mi? O da ne? Boş ver. Al bakalım açarsını. Dur ben şunu düzelteyim ana. Ya bırak kızım. Daha ölmedim ben. Al şunu ben da. Ben doğrulurum bırak. Tut kız şunu da. Ay. Ana dur ya. Dur ben bir kapıya bakayım. Aç ağzını bakayım bir tanem. Hadi kuzum al bakayım. Oh. Oh. Sen mi yaptın bunu? Deminden beri içiriyorum. Ne oldu beğenmedin mi? İmamın abdest suyuna benzemiş. Dur. Huysuzlanma Kezboş, içeceksin. Dur. Hmm. Anlaşıldı, sen beni Sezer'den öbür tarafa göndereceksin Hayri. Anam yatıyor, nereye gidiyorsun? Hay Allah'ım. Ana, Erce, beni görmeye mi geldin? Ya ana, zorla girdi ya. Öf ya. Bıraksana kızım, yengesini görmeye gelmiş çocuk, bırak. Geçmiş olsun Kezban yenge. Sağ olasın Erce. Bunları bana mı getirdin? Hayır. Yani evet. Bu da senin acarın. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Kezban yenge, madem ki kızlarını tanıyormuşsun, ben de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızın Hacı Erbi kendime iterim. Sana bu irisi kaldı Erce. Kusura kalma. Al götür bunu. Al götür. Aman. Ah Kezboş, dua et hastasın. Ben yapacağımı bilirim. Bana, ben onu istemem. Ben Hacı Arım'ı istiyorum. Ah, hadi Hacı, hadi. Hasta ziyareti kısa olandır. Hadi canım, yürü. Ama ben daha cevap almadım ki. Oğlum, ne cevabı? Yürü diyorum sen be. Sen bana baktın mı Hacı Arım? Hadi yürü. Güle güle Hacı, güle güle. Sen şimdi bana al, hastasını ver. Al, yüzü iyileş. Ben sana göstereceğim günlerimi. Cıdı, cıdı. İkimiz de kaybettik Cemile. Bir şey yapmayacak mıyız? Allah'ım, Allah'ım inşallah bu düğün olmaz. İnşallah evlenemezler de Burhan'ın bana kalır. Cemile. Hı. Bu dilek ağacı mı? Evleneceğimizi üzüleceğim hiç aklıma gelmezdi Burhan. Benim de. Kendimi fırsatçı gibi hissediyorum. Ya anneme bir şey olursa? Saçmalama Sülbe. Anneni bilirsin, o ne badireler atlattı. Ama çok hasta Burhan. Bunu da atlatacak bak göreceksin. Hadi Burhan köye dönelim. Ben burada daha fazla kalamam. Ama nişanı konuşacaktık. Benim gözüm nişanı falan görmüyor Burhan. Hadi ben gidiyorum. Anneme bir şey olursa senle evlenemem Burhan. Ne olur anla beni. Hacer. Hacer. Hacerim. O benim.
Acerimi alacağım. Bak ne yazıyor. Acerimi alacağım. Kanadın da. Acerimi alacağım. Ben de damat olacağım. Oh, ne konuşuyorsun lan böyle kendi kendine? Deliyim de ondan. Ben de Burhan'ın Sülbiye'yi istediği gibi Kezban yengeden Hacer'imi istedim Avni. Verdi mi bari? Bu kadın da giderek bütün kızlarını baş göz edecek. Ağzından yel alsın Cemile. Allah'ın izniyle Kezban yenge Bahsal'ın üstesinden gelecek. Beni lafa tutmayın. Ben daha gidip para bulacağım. Ne edeceksin lan parayı? İkinize de su alacağım. Sen Burhan'ın üstüne su iç. Sen de Sülbiye'nin üstüne. Dalga geçme lan deli. Alırım ayağımı tamam, altına. Tamam şaka yaptım abone. Düğün etmek için para arıyorum abone. Hadi al al. Hadi bay bay. Bir deli kadar olamadık. Bekir'im, nişanda bunu mu giysem yoksa şunu mu? Kadın, seni 40 satırla mı gebersem 40 katırla mı? Çekil şuradan. Sen ne anlarsın huysuz adam? Burhan'ım, sen söyle hangisini giyeyim? Saçmalama ya. Kezban ölümle pençeleşiyor, sen işin süsünde püsündesin. Ne yapayım? Bir tane oğlum var. Onun nişanında giymeyeceğim de ne zaman giyeceğim? Hem Kezban'ın hastalığı tam belli değil. Vallahi bunların ikisi de taş devrinden kalma. En iyisi yarın Sülbiye'yi alıp Mudanya'ya alışverişe gitmek. Ne alışverişi, ne Mudanya'sı anne? Kızım bunları düşünecek hali mi var? Ne demek, alışverişe gitmeyecek miyiz? Hayır, gitmeyeceksin. Bekir, senin cebine de akrep kaçmış. He. Şimdi o akrep seni bir sokarsa görürsün gününü he. Bekir'im, biz de nikah tazelesek mi? O niye gı? Bizim nikah bayat mı ki tazeleyelim he? İstanbul'un yeni trendi buymuş Bekir'im. Evli çiftler yeniden nikah yapıyorlarmış. Senin vallahi prensesler gibi oldun canım benim. Elbise değil teyzemiş. Anam bu haldeyken biz nasıl nişanı yaparız? Ne yaparsın kızım? Annen durdu durdu şimdi evet dedi. Ben olsam hayatta evlenmezdim. Ay sen sus bakayım. E ne yapsın? Annesi istiyor. Onu bu halde kıracak değil ya. Ay ne var burada gülecek? Ay teyzemiş bu gözlüklerle aynı neneme benzemişsin. Bana bak gözlük taktığımı birine söyle. Vallahi o ağzını cırt diye yırtarım ha. Ay 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 bak. Yahu doğrudur be yavrum. Kıpırdamasana kızım. Ne güzel olmuş benim kızım. Beğendin mi anacığım? Beğenmez miyim? Nasipse sıra sende Hacer. Ben hayatta evlenmem. O ne biçim laf öyle? Evde mi kalacaksın? Sıra bende de ondan. Ey Sülbiş, nişanım da bana bu elbiseyi ödünç verirsin değil mi canım? Ay görün bakın o güne kadar tığ gibi olacağım. Desene ben göremeyeceğim. Anacığım. Yaşlılıktan gözlerim görmez olacak ya ondan. Hadi asmayın suratınızı. Yarın nişan var. Kezban, nişan. Sen niye ayaktasın? Kızlar ananıza böyle mi bakıyorsunuz? Sana ne? Ben kendim kalktım. Mahkum muyum ben bu evde? Senin iyiliğin için Kezban'ım. Bana bak Salim. Hastalığımdan yararlanıp üstümde hakimiyet kurmaya çalışma. Yemezler. Ya saçmalama Kezban. Hadi yatağa. Bak yarın sabahleyin tahlilleri almaya gideceğiz. Dinlenmen lazım. Yarın mı? Ha? Kimse beni şuradan şuraya götüremez. Yarın nişan var. Aa ana.
Ay saçmalama Kezboş, olur mu hiç? Senin sağlığın her şeyden önemli be kardeşim. Ben son sözü söyledim o kadar. Nişandan sonra gideriz. Sen böyle diye diye bu hallere geldin zaten. Aman enişte, o gelmezse gelmesin. Biz ikimiz gideriz. Siz bilirsiniz, bana dokunmayın da nereye giderseniz gidin. Ne günah işledim de bu deliği benim başıma sardın ya. Of! Ya git başımdan Ercep ya. Zaten derdim başımdan aşkım. Bir de seninle mi uğraşacağım ya? Çekilecek derdin varsa ver bana. Ben çekerim Hacer'im. Ercep. Efendim Hacer'im. Allah'ım ya, ölür müsün, öldürür müsün ya? Sen ölme. Beni öldür Hacer'im. Bu can sana feda olsun Hacer'im. Bak Ercep. Daha gidip nişan için evi süslemem lazım. Kızlar beni bekliyor ya. Ben de seninle gelin mi Hacer'im? He? Böylece bizim nişan için de elden çıkarmış oluruz. Ercep. Sen gerçekten benimle evleneceğine inanıyor musun? Hayır. İnanmıyorum. Ha. Benimkisi züğürt tesellisi işte. Bir umut. Ha. Evlenelim Hacer'im. Allah'ım yine evlen dedi ya. Allah'ım sen sabır ver ya. Delireceğim ya. Hacer'im evlenelim. Evlenelim. Yılma Ercep. Bu da olmadı. Saffet, böyle oldu mu? Tam Tom Cruise gibi oldun amcaoğlu. Dalga geçme be oğlum. Hadi ama. Hey be, damadın babası. Ve annesi. Artık ütü yapmayı öğrensen iyi olur Bekir'im. Modern erkekler kendi ütülerini kendileri yapıyorlar. Evet, haklısın Hamide, çok haklısın. Ütü yapmasını öğrenmem lazım. Çünkü yakında parmaklarını ütüleyeceğim. Sana kaç kere söyledim, çıkar çocukları diye çıkar. Burhan, baban yine kudurdu. Üf anne. Baba, Allah aşkına bugün yapmayın bari. Dua et, bugün nişan var. Asıl sen dua et. Bak hala konuşuyor. Haklısın Bekir'im, seninle uğraşamam. Daha makyaj yapmam lazım. Allah'ım, şu günü kazasız belasız bir atlatalım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ne oldu doktor bey? Sonuçlar belli oldu mu? Sonuçlar belli oldu. Sonuç negatif. Negatif mi? Hı. O ne demek doktor bey? Yani Kezban Hanım kanser değil. Oh. Allah sana bin şükürler olsun. Dualarım kabul oldu. Enişte duydun mu ha? Duydum, duydum. Kezban'ım kurtuldu. Sağ olun doktor bey, sağ olun. Rica ederim. Ama yine de ilaç tedavisi yapacağız. Düzenli olarak bu ilaçları kullanırsa Kezban Hanım eski sağlığına kavuşur. Çok teşekkür ederim doktor bey. Sağ olun. Her şey için sağ olun. Çok geçmiş teşekkürler olsun. Sağ olun. Hoşça kalın. Hadi. Şimdi bizimkiler ne sevinecek. Çifte düğün yapacağız valla. O kadar mutluyum ki Allah'ım sana binlerce teşekkür ederim. Kardeşim kurtuldu ya. Ama Kezban bunu duyarsa? Ne oldu? Bu habere sevinmedin mi Ayruş? Sevinmesine çok sevindim ama Sülbiye ile Burhan'ın durumu ne olacak? Ne varmış hallerinde? Ayol, Kezboş hasta olmadığını öğrendiğinde ya nişanı bozarsa? Burhan'la Sülbiye şırak diye yıkılır vallahi. Bak hiç bunu düşünmemiştim. Yapar mı yapar. Ondan her şey beklenir. Bak beni dinle enişte. Biz bu sonuçları bir gün daha saklayalım. Ha ne dersin? Saklamak mı? Ha? Ama nasıl olur? Böyle şey gizlenir mi? Ayol, Sülbiye'nin mutluluğu için bunu yapmalıyız. Ha, haklısın galiba. Ya. Ha bugün öğrenmiş, ha yarın öğrenmiş. Ne var bunda? Yaşa! Hadi gidelim. Hadi. Oh, dur bir. Dur. Dur bakayım. Hmm.
Sülbiye. Yavrum prensesler gibi olmuş. Anne ya. Babamlar nerede kaldı? Boş ver şimdi babanı. Sen şimdi nişanını düşün. Benim hiçbir şey içime sinmiyor anne. Olur mu kızım? Bugün senin en mutlu günün. Bugün her şeyi unutmanı istiyorum. Hatta emrediyorum. Canım annem. Ya babamla teyzem nerede kaldılar? Gelirler yavrum. Gelirler. Anneciğim. Hacı annem. Ne oldu Erci? Niye ağlıyorsun? Hacı annem. Hacı annem beni istemiyor. Sen de unut onu oğlum. O sülaleden kimseye yar olmaz. Ama ben Hacı annemsiz yaşayamam. Kimsenin genç bir adamın duygularıyla oynamasına hakkı yok. Bu adam deli de olsa. Hacı annem beni niye istemiyor? Benim de sevmeye, sevilmeye hakkım yok mu? Ağlamayı kes artık Ercep. Ağlayarak bir yere varamazsın. Cemil haklı Ercep. Ama başka ne yapabilirim ki? Bugün Sülbiye'nin nişanı var Ercep. Ve hepsi orada olacak. Bana Sülbiye'nin nişanından. Ben Hacer'imi istiyorum, Hacer'imi. Onu çok mu seviyorsun? Canımı verecek kadın. Tamam o zaman. Bak, o zaman Avni sana ne söyleyecek? Şimdi onu can kulağıyla dinle. Bak şimdi Ercep, Kezban yeni evine gideceksin. Sonra... Çatlatmayın adamı, doktor ne dedi? Daha kesin bir şey söylemek için erken olduğunu söyledi. Öyle mi dedi gerçekten? Evet öyle dedi. Öyle değil mi enişte? Hı. Siz benden bir şey gizliyorsunuz. Aa, nereden çıkardın canım? Doktorun söylediğini söylüyoruz işte. Doktor bunu söylemek için mi çağırdı sizi oraya? Söylesenize ne kadar ömrüm kalmış? Aa, ağzından yer alsın Kezban. Allah korusun. Sen beni bile gömersin vallahi. Ben her şeye kendimi hazırladım. Ne kadar ömrüm kalmış. Yoksa hiç mi kalmamış? Yoksa düğünü de mi göremeyeceğim? Ana ne olur böyle konuşma. Seni Burhan'a verdim ya, artık ölsem de gam yemem. Bir de Hacer'imin mürüvvetini görseydim iyi olacaktı. Ama kader böyleymiş. Elden bir şey gelmez. Ne olursun böyle şeyler söyleme, olur mu? Cemal'imi size emanet ediyorum. Yokluğumu ona hissettirmeyin. Ay ben dayanamayacağım enişte. Ben hiç dayanamayacağım. Hiçbir şeyin yokmuş kız Kezboş. Hiçbir şeyin yokmuş, hiçbir şeyin. Ne? Ne? Yalan söylüyorum. Şükürler olsun. Yemin ederiz ki doğru söylüyoruz. Allah! Anamın bir şey yokmuş. Hacer duydun mu? Anamın hiçbir şeyi yokmuş. Ölmeyeceğim. Sağlıklı mıymışım? Evet, sağlıklısın kardeşim. Hiçbir şeyin yok. Turp gibisin. Yalnız göğsünde küçücük bir kitle varmış. İlaç tedavisi ve düzenli kontrolle bunun da üstesinden gelirmişsin. Canım sen nelerin üstesinden gelmedin değil mi bir tanem? Allah'ım bugün çifte bayram var desenize. Desene Juracı'nın oğluna boşuna verdim seni. Madem bir şeyim yok, o zaman ben de seni Burhan'a vermiyorum. Aklıma gelen başıma geldi. Haklısın. Ben senin böyle yapacağını biliyordum zaten. Varsın Burhan'la evlenmeyeyim. Varsın kız kurusu gibi evde kalayım. Sen kurtuldun ya anacığım. Bu bana yeter de artan. Canım yavrum benim. Beni daha çok ağlatacaksın şimdi. Kezban yengenin ağzından laf bir kere çıkar. Verdim dediysem verdim gitti. Yaşa kız, yaşa be. Al canım. Allah'ım sana şükürler olsun. Yaşayacağım tabii. Ki. Daha torunlarımı kucağıma alacağım. Deme. He? Evet.
Ben de bu nişanın kamberi nerede kaldı diyordum. Hoş geldin. Kezban Hanım, tebrikler. Sağ ol. Sağ ol. Size layık değil ama çam sakızı çok bana. Alemci simetri bana değil, geline vereceksin. Doğru ya. Hay Allah. Sizi de tebrik ederim. Teşekkürler. İyi ki geldin. Hacer. 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 Hacer, gülümse. Aa, çekil git be. Da 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 da. İşte filmin kötü karakterleri de geldi. Sağ ol. Korkma lan tavuk. Tebrik için gelmiştim. Dua et en mutlu günümde. Yoksa yapacağımı bilirdim. Tebrik ederim Sülbü'yü. Darısı senin başına Cemile. Aferin çocuklar. Evet. İşte örnek davranış bu. Bravo doğrusu. Sevgili Esenci halkı. Sevgili konuklar, Sülbiş'in ve Burhan'ın nişan töreninde sizi de aramızda görmekten çok mutluyuz. Hepiniz hoş geldiniz. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Şimdi yüzükleri takmak için kız kardeşim Kezban Hanım'ı davet ediyorum. Ama öncelikle size bir müjdem var. Kezban yengeniz artık sağlığına kavuşmuştu. Yaşasın. Sen de sağlam. Hey, yaşasın. Gel canım. Bravo Kezban yenge. Çocuklar, bugün hayatımın en mutlu günü. Sizleri böyle gördüm ya, ölsem de gam yemem artık. Ana, ne olur artık böyle konuşma lütfen. Haklısın kız. Artık yüzükleri takalım da hasretiniz bitsin. Tezkeresi dilmeden geldi geçti görmeden muhtar.
aman yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge.